Evet hocam, Eşekir Spor olarak 15 takımı Deniz'de şampiyon oldu. Sonra grup finallerinde yenilgisiz olarak gitti ve şampiyon olarak döndü. Türkiye finallerine hazırlanıyor şu anda. Bu başarı nasıl geldi, neler sormak istersiniz? Şimdi 15 takımı sizin de bildiğiniz gibi biz 1,5 yıldır emek veriyoruz. Bu sene Haziran ayında başlamıştık çalışmalarımızı. Hedef böyle koymuştuk zaten. Hem Denizli Şampiyonası'nın şampiyonluğu hem Ege Şampiyonluğu için hedef koymuştuk. İkisinde de şampiyon olduk, geldik. Sonraki turlar için artık federasyondan gelecek haberi bekliyoruz. İnşallah bir üst tur daha geçmeye niyetimiz var orada. Diğer alt yaş gruplarında nasıl hocam? Şimdi 14 takımıyla dün Bulgar Spor'la oynamıştık. Sizin de bildiğiniz gibi. Nasip olursa onlar da playoff oynayacaklar. Eğer Allah nasip ederse 14'te de Türkiye Şampiyonası gidebilirsek o gruplarında bir Türkiye Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Belki o grupta da tur atlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet hocam, Yeşilköy'sü olarak Denizli Spor Amatörlüğü'nde de genç bir kadro ile mücadele ediyorsunuz. Evet. Çok başarılı bir sonuç şu anda. Ligde 5. sırada. Evet. Hatta bu hafta kazanırsa 4. Evet. Oyuncu ihtimali var. Buradan sporla oynayacak, buradan belediye sporla. Onu ilgilenerek söylemek istersiniz. Şimdi biz amatör sezonun başlangıcında biliyorsunuz sizden röportaj yapmıştık. Biz amatör takımla genç bir takımla mücadele ettiğimizi o zaman da söylemiştik. Çocukların bir alışma süresi vardı. İlk 8 haftada 2 puanımız vardı sizin de bildiğiniz gibi. Sonraki dönemlerde tam takımın birbirine alışmış olması ile takımın kaynaşması ile tamam mı başarı geldi. Ama şöyle bir handikap oluştu orada. Hem 19 hem amatör takımla oynuyoruz bildiğiniz gibi süper amatörde. Çocuklar çok maç yapıyorlar. İkinci yarı başlarken biraz fazla maç yapmışlardı. Hatta bir serzenişte bulunmuştuk. İşte çocuklar çok maç yapıyor falan diye. Ama bize artı olarak döndü. Kadromuzu genişletmiştik orada. 6 tane transfer yaptık 2000'li yaş grubu için. Gelecek yılın da takımını hazırlayalım diye. Süper amatördeki biz sezon başında koyduğumuz hedefe bence bir adım kaldı. Biz içeride yöneticilerle, başkanla görüştüğümüzde bunu ilk 4 olarak belirlemiştik. Büyük ihtimal pazar günü ilk 4'ü hedefine ulaşacağız cumartesi günü. Oradaki oynayan sporcular bize hem 19'da da hizmet ediyorlar. 19'da bildiğiniz gibi Türkiye Şampiyonası'nda yani en azından bir tur, iki tur geçme niyetimiz var. Salı günü, bu hafta salı günü oynayacağız. 19 çapraz eşleşme ile büyük ihtimal 9 Karatlı Spor olur rakibimiz. Oradan iyi bir netice alıp 19 Türkiye Şampiyonası'nda yine aynı sporcularla, amatör takımdaki oynadığımız arkadaşlarla da devam etmeyi düşünüyoruz. Evet hocam, bugün de Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feryat Ceşen ve yönetim kurulu üyeleri siz ziyarete ve teplik ziyaretine geldiler. Futbolculara tatlı getirdiler. Evet. Bunu ilgilenip nasıl anlamak istersiniz? Şimdi ben tabii her camiada olduğu gibi ASKF'lerinde bazen sürtüşmelerimiz oluyor. Özellikle Musa abilen sürtüşmemiz oluyor. Ama tatlı bir sürtüşme bence. Maç yoğunluğundan dolayı bir sürtüşmemiz oluyor. Onun dışında Musa abilen biz daha önceki yıllarda da beraber çalışmıştık. Ben öyle bir kendisine karşı kesin art niyetimiz olmaz. Olamazdı zaten. Ama bizim istediğimiz şu. Yani maçları biz mümkün mertebe hafta içi değil hafta sonu oynamayı düşünüyoruz. Çünkü hafta içi antrenman yapmadan, sporcunun hatasını düzeltmeden, sporcuyla iletişime geçmeden hafta sonu maç oynamak daha mantıklı. Hafta içi çünkü onu düzeltmek zorunda. Bazı sporcular okuldan dolayı gelemiyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi amatör takımda lise düzeyinde sporcular oynuyor. İşlerin birkaç tane üniversite öğrencisi var. Zaten alt yaş gruplarında hepsi çocukların okuduğu için hafta içi maç yapmak zor oluyor. Sürtüşmemiz bundan oldu ama ben gene de Beyaz Bey'e, Musa Bey'e, Ayşe Alba'ya, Mehmet abiye, Mesut abiye teşekkür ediyorum. Hem kulübümüzü gelip burada ziyaret ettiler, çocuklarımız gönlünü aldılar. Hem bize burada arkadaşlarla beraber ziyaret esnasında hoşbeş ettik, muhabbet ettik. Ben geldiler için teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık diyorum. Teşekkür ederim hocam. Başarılar var mı baş eklemek için? Ben de teşekkür ederim. Allah nasip ederse kazası belası bir sezonu bitirmeye nasip etsin. Herkese başarılar diliyorum. Evet, biz de bu 15'te Türkiye şampiyonluğu olmanızı evet. İnşallah. İnşallah ikinci tur için dualarınızı bekliyoruz. Bence ikinci tur bir üst tur neden olmasın. Olursa Denizli kazanır. Denizli sporundaki kamuoyundaki çocuklar kazanır. Takımlar kazanır. Yani iyi bir reklam olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.